Kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kanal İzmir Televizyonu'nda bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Şeker hocamız aramızda. Bugün kendisini ikinci kez misafir ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamın bir kitabı var. İslam'da Sosyal Dayanışma Müesseseleri diye bir kitabı var. Bu kitap üzerinde konuşacağız. Tabii bir program içerisinde bu kitabın tamamını ele alma imkanımız yok. Ancak bir giriş mahiyetinde bu konular etrafında konuşacağız. İnşallah ileride belki konuları tek tek zaten ele alma imkanımız da oluyor bazen. O yüzden bugün genel hatlarıyla bu kitap etrafında konuşmaya çalışacağız. İslam dini bilindiği üzere toplumu inşa eden önemli bir dindir. Ve Hazreti Peygamber aleyhisselam 610 yılında gelip 623 yılında vefat edinceye kadar hem Mekke'de hem Medine'de toplum inşasıyla ilgili çok önemli adımlar attı. Bu arada da tabii İslam bir takım kurumu diyebileceğimiz sonraki dönemlerde gerçekten devasa kurumlar haline gelen müesseseler oluşturuldu. Bu kitap da onun küçük bir örneğini bize sunuyor. Hem ibadet alanındaki müesseseleri hem diğer medeniyet tarihiyle ilgili olarak kurulmuş olan müesseselere değiniyor. Özellikle de vakıflar konusuna giriyor kitap. Kitabın önemli bir bölümü de bu konuyla ilgili kurumlardan bahsediyor. Tabii kitap daha çok insanımızın İslam'ı öğrenme noktasında bu dinin toplumu inşada nasıl bir yol izlediğini görmesi açısından son derece önemli bir eser. 1984'te ilk baskısı yapıldı. Bugüne kadar 7 baskı, 8 baskı yaptı hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında çıktı. Ve aşağı yukarı burada da her baskı 10 bin yaklaşık 10 bin basıyor. Dolayısıyla çok da bilinen, tanınan bir kitap. Özellikle bizim ilahiyat camiası arasında çok yaygın olarak okunan bir eser. Hocamı bulmuşken biz bir giriş mahiyetinde evvela insandan başlayalım hocam. Yani İslam insanı nasıl görüyor ve insanı nasıl değerlendiriyor ve insanın müesseseler kurması yönünde onu nasıl motive ediyor? Oradan başlayalım. Rıza Bey, şimdi bildiğimiz gibi dinler insan için geliyor. Evet. Ve insanı hayatın bir önemli bir parçası olarak kabul ediyor. Evet. Ve insana hitap ediyor. İslam da öyle. Dolayısıyla İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'da da insanı yarattıktan sonra insana sorumluluk yüklendiğini ifade eden ayetler var. Evet. Bildiğiniz gibi bu ayetlerde yükümlülük emanet diye ifade ediliyor. Evet. Bu emaneti insana teklif yeryüzüne teklif ettik. Evet. Fakat bunu insan kabul etti. Bu ayetin Arapçasını da ben okuyayım isterseniz. Evet, iyi olur tabii. Estağfirullah. İnna aradnel emanete alel semavati vel ardi fe ebeyne en yahmilehuha fehamelehel insan. Ayetin son tarafı evet, da öyle. Fehamelehel insan. İnsan onu yüklendi. Ama diyor devamında da İnnehu kâne insan biraz zalûmen cehûlâ. Tabi müfessirler bunu açıklıyorlar haliyle. Biz ona girmeyelim. Evet. Ama şu var, insanoğlu bu yeryüzünde ve gökyüzündeki diğer varlıklar arasında bu emaneti yüklenen bir varlık. Peki nedir bu emanet? Evet. İşte asıl bunun üzerinde durmak lazım. Bu emanet yeryüzünde, başka bir ayette de yine yeryüzünde bir halife yaratacağım. Evet. Buyuruyor Allahu Teala. İnni ca'ilun fil ardı halife. O orada
melekler diyorlar ki yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın? Evet. Cenab-ı Hak da siz benim bildiğimi bilmezsiniz. Evet. Buyuruyor. Şimdi bu durumda yeryüzünde halife olarak yaratılan insanın görevine, evet, bu yüklendiği emanet, halifelik emaneti, evet, hilafet emanetinin manası ne? Ne? Bunun manası yeryüzünde gerektiği şekilde yeryüzünü imar etmek, evet, bayındır hale getirmek, getirmek, medenileştirmek, evet, umran dediğimiz, evet, medeniyetin yeryüzünde oluşması için üzerine düşen görevi yapmaktır. Evet. Emanet budur. Evet. İnsanoğlu bunu yüklendi ve bunu yeryüzünü imar etmekle görevlendirildi. Evet. Yani yeryüzünü medenileştirmek vazifesiyle yükümlü kılındı. Evet. Yani toprağı işleyecek, evet, topraktan ürün elde edecek, bu ürünü yeryüzüne yayacak. Evet. İnsanoğlunun yüklendiği emanetin anlamı bu. Evet. Dolayısıyla bundan dolayı da insan toplumda bu görev ile yükümlü olarak bir birliktelik oluşturuyor. Yani bu tek başına yapacağı bir iş değil, evet, insanoğlunun. O yüzden Allah-u Teala erkek ve kadın olarak insanı yaratıyor. Evet. Zevç ve zevce ve bunlar işte Adem, bizim kültürümüze göre Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın soyundan gelen, evet, insanlar, ama bütün insanlar, sadece Müslümanlar değil, değil, bütün insanlar bu soydan gelerek insanlığı oluşturmuşlar. Evet. İnsanlık toplumunu meydana getirmişler. Evet. Onun için toplumun çekirdeğini aile oluşturuyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde de buna işaret ediliyor. Evet. Hazreti Peygamber'in hadislerinde de buna rastlıyoruz. Aile en küçük toplum, evet, parçasıdır. Hocam, oraya geçmeden önce bu insanın tabii yaratılışı konusu Kur'an-ı Kerim'de çok geniş bir şekilde ele, hı, alıyor, yer alıyor. Hatta bir insan suresi diye bir sure var, evet, Kur'an-ı Kerim'de. Ve tabii ki biz bunun safhalarını bilemiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de var bir takım işaretler ama yani burada insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, görebildiğimiz kadarıyla, onun akıl sahibi olması, emaneti, az önce bahsettiğiniz emaneti üstlenebilecek bir kabiliyette olması. Ve bu kabiliyeti kazandıktan sonra ancak halife olma özelliğini kazanmış oluyor insanoğlu. Bunun tabii ipuçları da Kur'an-ı Kerim'de var. Yani bu, burada da herhalde ilk peygamber olarak kabul ettiğimiz Hazreti Adem o emaneti tam manasıyla Allah'ın halifeliğini yapabilecek bir kıvama ya da bir kemal derecesine geldiği için de ilk peygamber olma özelliğini taşıyor. Bizim tarih kitaplarına göre de Hazreti Adem'le bugün arasında en fazla 15 bin, 20 binlik bir zaman dilimi var. Daha öncesiyle ilgili de fazla bilgimiz yok. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili de şöyle bir ifade var bildiğiniz üzere. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَسْكُورًا İnsan üzerinden çok zaman geçti. Orada anacak bir şey yoktur fazla diye bir ifade de var. Tabii bizim daha çok emaneti üstlenip müesseseler kurma yönündeki son 20 bin yıllık süreç içerisindeki insanla ilişkili biz konuşuyoruz. Özellikle de İslam geldikten sonraki dönemle ilgili konuşuyoruz biz. Evet. Bildiğimiz gibi bizim klasik İslam tarihleri, evet, hılkatle başlıyor anlatmaya. Evet, evet. Yani bu Hazreti Adem öncesini evet, ele alarak genel semavat ve arzın yaratılması konuyu ele alıyorlar. Evet. Ondan sonra peygamberleri anlatıyor. Evet. İlk peygamber
veya ilk insan olarak kabul edilen Hazreti Adem ve onun peygamberliğinden diğer peygamberlere kadar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen veya geçmeyen. Bir rivayete göre 125 bin'ine ulaştığı kabul edilen peygamber sayısı var. Bundan Hatemül Enbiya, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Hazreti Muhammed'in salat ve selam ona olsun, onun dünyaya gelişinden kendisine peygamberlik verilmesi olan 40 yaşına kadar geçen süre içindeki hayatı siyer kitaplarında yer alıyor. Evet. Ancak Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıkla veya Kur'an-ı Kerim'le başlayan süreç, yani Kur'an kendisine vahyedilmeye başlandığı sırada Hazreti Peygamber endişe ediyor. O zamana kadar görmediği bir olayla karşılaşıyor. Evet. İşte siyerlerin anlattığına göre Cebrail Aleyhisselam kendisine görünüyor ve ilk vahyi getiriyor. Evet. İlk vahide de okuma emrediliyor. Ama bu okuma hani sıradan Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye bir okuma değil. Değil, evet. Okuma, hayatı okuma. Evet. Tabiatı okuma, evet. Evreni okuma, evet. Kainatı okuma. Evet. Anlama ve buna gerekli hizmeti yapabilme. Evet. Yani insan olarak yüklendiği o emanetin gereğini yerine getirme. Evet. Okumayı ben böyle okuyorum. O doğru hocam. Evet. Ve oradaki ikra bismi rabbikellezi halak, seni yaratan ve kainatı yaratan, evet, bütün mevcudatın sahibi olan Allah'ın adıyla oku derken, evet, olayları bu gözlükle gör. Evet. Bu anlayışla yorumla diye peygamberimize önce bir emanet yükleniyor. Evet. İşte ilk emanet insan olarak, evet, yaratıldığı zaman yüklendiği, ikinci emanet de Hazreti Peygamber için peygamber olduğu zaman yüklendiği emanet. Risalet emanetidir. Risalet emanetidir tabii. Yüklenmiş oluyor. Onu zaten herkese, evet, Cenab-ı Hak yüklememiş. Evet. Muhammed Mustafa deniyor. Evet, seçilmiş Muhammed. Evet. O yüzden zannediyorum Muhammed kelimesinin de böyle bir anlamı, övülmüş anlamı var. Anlamı, evet, var. Tabii. Ondan dolayı biz Hazreti Peygamber'in son peygamber olarak böyle bir yükümlülükle görevlendirildiğini biliyoruz. Biliyoruz, evet. Şimdi tabii Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mekke'de daha çok toplumu inşa ederken orada inanç problemiyle karşı karşıya bulunuyordu toplum. Ciddi manada bir şirke bulaşmıştı Mekke toplumu. Daha çok bu yönde bir düzeltmelere gitti Peygamberimiz. Ama Medine'ye geldikten sonra artık yavaş yavaş İslam'ın kurumlarını, müesseselerini görüyoruz. Ama siz tabii ki namazı da bir müessese olarak alıp bunu tabii Mekke döneminden başlatmak icap eder o zaman. Yani çünkü Mekke'de de hemen bizim İslam tarihine göre ilk vahiyle beraber Hazreti Peygamber hem abdest almayı hem namaz kılmayı öğrendi ve onu Hazreti eşi Hatice ile hemen zaten paylaştı. Ki Peygamberimizin şanslı taraflarından bir tanesi de Hazreti Hatice gibi bir hanımla evli olmuş olması. Yani o konuda isterseniz şöyle, evet, bir anekdot da, evet, anlatılan. İlk vahiy geldiği zaman, evet, bir endişe içine düşüyor Peygamberimiz. Evet. Yani şaşkınlık yaşıyor. Tabii anlayamıyor bu durumu. Tabii, nedir bu nedir durum diye. O güne kadar karşılaşmadığı, evet, bir olayla, evet, karşı karşıya gelmiş. Acaba beni yoldan çıkaran şeytanla mı ben muhatap oldum, evet, diye endişe ediyor. Endişesi var. Onun da Hazreti Hatice'ye, eşine açıklıyor. Onunla paylaşıyor. Hazreti Hatice'nin o sırada şanssız dedik ya, evet, Peygamberimiz hakikaten çok olgun bir hanım, hanımefendi. Evet. Ve hayatı biliyor, insanları biliyor. Evet. Ve 25 yıldır
Hazreti Peygamber'in eşi onu iyi tanıyor. Evet. Ona dediği hayır diyor. Evet. Sen yol azıtılacak veya yoldan çıkarılacak biri değilsin. Evet. Seni sana şeytan musallat olamaz. Olamaz diyor. Evet. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. Evet. Bugüne kadar. Bugüne kadar ki 40 yıllık süre içerisinde. Evet. Ve sen yakınlarını kollarsın. Evet. Onları himaye edersin gibi özellikle sosyal insanlar arası ilişkiler bakımından Hazreti Peygamber'in peygamberlikten önceki hayatına çok önemli bir vurguda bulunmuş oluyor. Zaten Hazreti Hatice ile evliliğinden itibaren 15 yıl geçmiş. Yani 25 yaşında evlenmiş peygamberimiz, 40 yaşında vahiy gelmiş. 15 senedir çok yakından tanıyor. Doğru. Hazreti Hatice peygamberimizi. Dolayısıyla yani bu tespitleri son derece doğru. Peygamberimizin peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili tespitleri ve vurguları son derece doğru tespitler. Zaten diyor ki sen bugüne kadar akrabalarını gözetir, onlara iyi... Mesela bunlardan bir tanesi de Peygamberimizin süt annesine Hazreti Peygamber geldiği zaman bol miktarda duyuyor ki Halime Hazreti Hatice ile evlenmiş. Hazreti Peygamber eşi tabi Hazreti Hatice bu ikramda bulunuyor ama Peygamberimiz de demek ki teşvik ediyor onu. Ve o şekilde ona sürü diyebileceğimiz derecede hem koyun, keçi hem de develer veriyor. Buradan da anlıyoruz ki Peygamberimiz gerçekten akrabasını gözetiyor. Fakirleri, yolda kalmışları, düşkünleri koruyor, himaye ediyor. Özellikle de zengin olduktan sonra. Yani وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى ayetinde Peygamberimiz önceden fakirdi, çok zengin bir insan değildi. Ama Hazreti Hatice ile evlendikten sonra artık zengin bir insan oldu. Ve çünkü Hazreti Hatice zaten Mekke'nin en zengin hanımlarından bir tanesiydi. Ticaret yapan bir hanımdı. Ticaret müesseseleri vardı. Yani getirdiği mallar oraya istif eder, yığar. Ondan sonra ticaret yapardı. O yüzden aynı zenginliği Hazreti Peygamber de ortak olmuş oldu böylece. O yüzden Hazreti Hatice ile evliliğinden dolayı zengin olduğunu değil de kendisinin bizzat ticaret yaparak kendisi de zaten kendi evet. elinin emeği kazanıyordu zaten. Evet. Kazandığı Tabii. ile zengin oldu. Yani seni düşkün olarak bulup da evet. zengin kılmadık mı kılmadık, diye okuduğunuz evet. ayet-i kerimede evet. ifade edildiğine göre evet, evet. o zaman Hazreti Peygamber'in bu manada bizzat yer yer o kitapta da ben ona işaret ediyorum. Kendi elinin emeğiyle kazananları teşvik evet. ediyor. Tabii. Yani meşru kazanç ve helalinden kazanç evet. olmak üzere evet. insanlar kendi elinin emeğiyle kazandıklarından yesinler diyor. Evet. Onu önemsiyor. Ona çok vurgu Kur'an-ı Kerim'de evet. de var. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana sadece çalıştığı vardır diye ifadeler var. Onu evet. çalıştığının kazandığı şeklinde de ifade edebilir miyiz? Yani sa'a çalışmak tabii çalışınca kazanmış oluyor. Olacak. Başka yerlerde kesp var. Kesp, o da evet. var tabii ki. Evet. O ifadelerde var. Yani böylece insanoğlu içinde yaşadığı toplum ile bir arada bulunacağı veya birlikte bulunacağı insanlar ile karşılıklı ilişkiler içinde evet. olacak. Evet. Onun için yani müessese böylece oluyor. Böylece. Onun için de sık sık bir araya gelmesi evet. Şimdi hocam ediliyor. Burada hemen Mekke dönemindeki bu namazın müessese olarak ortaya çıkması, insanları bir araya getirmesi üzerinde durulabilir herhalde. Evet. Şöyle İslamiyet yayılmaya başladığı andan itibaren evet. Müslümanlar namaz vakitlerinde bir araya geliyorlar. Evet. Erkam'ın evinde. Evet. Mekke'de iki vakit Mekke'de. Namaz. Evet. Hatta belki üç vakit diyebiliriz Mekke'de. Yani bir sabah güneş doğmadan önce, hı hı. bir de güneş batmadan önce iki vakit namaz var. Bir de gece namazı var zaten.
Gece namazı onu gerçi hani peygamberlere ait olarak ama senden beraber müminler diyor ayet-i kerime. Zannediyorum Hazreti. Bu da zaten bu ayetler de şeydir hocam. Mekki'dir. Mekki. Müzzemmil tamam. Suresi. Müzzemmil suresinde bu bahsediliyor. Bu o gece namazı. Müslümanlar da gece ibadet ediyorlardı evet. Hazreti Hatice Hazreti Peygamber namaz kılarken onunla birlikte kılıyordu. Gece namazı da evet. Kıldıklarını evet. Hazreti Ali'den rivayetle öğreniyoruz. Evet. Öğreniyoruz. O bakımdan Hazreti Ali o evde bir evin üyesiydi. Üyesiydi. Peygamberimizin yanında büyümüştü. Evet. O bakımdan onların yaptıkları ibadetleri bizzat görüyor, evet. Şahit oluyordu. Evet. Onun Müslüman oluşu da işte bu olaylar üzerinedir. Siz ne yapıyorsunuz diye evet. Peygamberimize soruyor Hazreti Ali. Amca çocuğu ikisinde. Evet. Peygamberimiz önce biraz çekiniyor. Daha söylemek istemiyor belki. Erken gibi erken düşünüyor. Gibi. Sonra açıklıyor. O zaman diyor ben de sizin inancınıza girebilir miyim? Babandan izin alacaksın. Evet. Baban izin vermedikçe evet. Sen bizim dinimize, inancımıza başlama. Evet. Ama sonra Ebu Talip, Peygamberimizin amcası, Hazreti Ali'nin babası evet. Ses çıkarmıyor evet. Ve Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam'ı kabul ederek ilk genç yaşta, evet. Çocuk yaşta Müslüman olan bir Müslüman olarak Hazreti Ali görülüyor. Evet. Şimdi ben öğrencilere şunu soruyorum. İlk Müslüman kimdi evet. Diye hemen öğrenciler Hazreti Hatice diyorlar. Evet. Ama bildiğiniz gibi ayetlerle de önce ilk Müslüman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Evet. Çünkü kendisine indirilene inandı. İnandı. Amener Rasul zaten evet. Diye başlıyor. Amener evet. Rasulü bima ünzile ileyhim min Rabbi. Rabbinden evet. Kendine indirilene iman etti. Evet. Deyince ondan sonra vel müminin geliyor. Evet. Sonra müminler sonra, evet. İnandılar. Hazreti Hatice de kadınlarda evet. Ve Hazreti Peygamber'den sonra ilk inanan Hazreti evet. Hatice'ydi. Onda evet. Şüphe yok tabi. Tabi. O bakımdan bir aile, çekirdek aile olarak evet. Hazreti Peygamber, eşi Hazreti Hatice ve kızları ile Hazreti Ali ilk Müslüman aile olarak dikkat düşünülebilir. Evet. İslam tarihinde görülüyor. Evet, evet. Onun için aile müessesesine evet. İslam çok önem vermiştir. Önem vermiştir evet. Kur'an'da da Hazreti Peygamber'in hadislerinde de bu açıkça ifade edilir. İfade edilir evet. Yani toplumun en küçük parçası olarak ve en küçük birimi olarak evet. Aile ele alınır. Evet. O tıpkı bir nehre veya bir göle taş attığımız zaman taşın etrafa yayılarak bütün gölü kavradığı gibi ailede toplumda en önemli birimdir. Evet. Ve bütün toplumu ilgilendirir. Evet. Toplumu içine alır. Evet. O yüzden insanoğlu toplumun bütününden sorumludur. Evet. Veya bütününe karşı sorumluluğu vardır. Vardır evet. Her bütünle hizmet edecek. İster zengin olsun, ister fakir olsun. Evet. İster varlıklı olsun, ister varlıklı olmasın. O bakımdan bunun da bir arada bulunulmasını gerektiren en önemli müessese İslam'da öncelikle namaz olmuştur. Namaz olmuştur. Evet. Yani cemaatle kılınan. Bir araya gelme evet. Evet. Yoksa evde yalnız kılınan namazın bir müessese, tabii bir müessesedir, dini müessesedir. Evet. Namaz ama cemiyet olarak bir arada yapılması ancak cemaate riayet edildiği zaman evet. Ortaya çıkmaktadır. Evet. Namazdan başka Mekke'de hocam bu tabii Darül Erkam önemli bir başlık. Evet. Yani bu namaz söz konusu olduğu zaman işte Hazreti Ömer'in Müslümanlığıyla ilgili rivayetlerde görüyoruz biz Darül Erkam'ı. Tabii de başka vesilelerle de görüyoruz. Hazreti Ömer gelip orada Hazreti Peygamber'le buluşuyor ve oraya geldiği zaman tabii siyer kitaplarında işte
Hazreti Ömer'in Müslüman olduğunu duyunca herkes tekbir getiriyor. Ses dışarıdan duyuluyor. Tabii o ravi diyor ki o zaman tabii nasıl oldu ki içerideki ses dışarıdan duyuldu? İçerideki cemaatin sayısını veriyor bize. Diyor ki 40 erkek vardı, 11 de kadın vardı diye böyle ifade ediyor. Anlaşılıyor ki Darül Erkam'da Müslümanlar, kadın ve erkek bir araya geliyorlar. Peygamberimiz orada hem namaz kıldırıyor ya da kılıyorlar beraber. Sonra orada gelen ayetlerle ilgili açıklamalar yapıyor Peygamberimiz. Bir de belki o günkü şartlarda nasıl davranılması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini konuşuyorlar orada. Ve bunu gizlice yapıyorlar. Hazreti Ömer'in Müslüman oluncaya kadar evet, gizlice devam ediyorlar. Gizlice devam ediyorlar. Yani bu dolayısıyla bir gerçekten bir müessese olduğunu evet, biz rahat bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Doğru, doğru. Tabii şimdi bunun günümüze yansıması, yani mescidin fonksiyonu olarak Medine'ye geldiğimiz zaman bu Darül Erkam tabii ki çok daha açıldı ve mescit önemli bir merkez haline geldi. Mescid-ü Nebi oldu. Mescid-ü Nebi oldu, evet. Peygamber Mescidi. Ve bu Mescid-ü Nebi İslam şehirlerinin de örnekliğini teşkil eder. Yani diğer şehirler kurulduğu zaman mesela diyelim Kufe kuruldu ilk defa Medine'den sonra. Yani Medine zaten vardı Yesrib ama Mescid-i Nebevi etrafında yeniden şehir kuruldu diyebiliriz Medine'de. Ama Kufe şehri Hazreti Ömer döneminde kurulduğu zaman Kufe ve Basra merkeze aynen Hazreti Peygamber devrim modeli alınarak merkeze mescit inşa edildi. Ona göre diğer şehir planlanmış oldu. Bu şekilde Medine Mescidi'nden biraz bahsedebilir miyiz hocam? Medine Mescidi mescitlerin ilk örneğini evet, oluşturmuştur. Ve Peygamberimiz orayı hem namazın kılındığı bir mekan olarak evet, kullanmıştır. Hem de yanı başında onun kendilerinin oturduğu evleri vardı. Evet. Ayrıca Mescid-i Nebevi, yani peygamberin mescidi, gelen misafirleri karşılandığı, ağırlandığı evet, bir konaktı. Konaktı. Aynı zamanda kimsesizlerin kaldığı bir yerdi. Kimsesiz, suffa ashabının, evet, ilim öğrendiği bir aynı zamanda medrese evet, gibi veya okul gibi evet, düşünülebilir. Onların da ilk öğretmenleri Hazreti Peygamber'di. Evet. Tıpkı peygamber olduğu gibi ilk öğretmen olma özelliği de İslam tarihinde Hazreti evet, Peygamber'le ortaya çıkmıştır. Evet. Mescid-i Nebevi'de olsa. Mescid, evet. Medine'de hocam Mescid-i Nebevi'den daha önce mescit var mı? Medine'de Mekke'de var. Mekke'de var. Mekke'de var mescitler. O mescitlerde şahsi olarak evet, bir iki kişinin bir araya geldiği mescitler bahsediliyor, evet, bahsediliyor. Hazreti Ebu Bekir'in evi evet, böyle kullanılmış. Darül Erkam böyle kullanılmış. Evet. Başka Ammar'ın bunlar evet, Ammar'la Hazreti Ebu Bekir Kabe'ye gidemedikleri için mecburen namazlarını kendi evlerinin bir kenarında yaptıkları Muhammed Hamidullah'a göre mescitte kılıyorlardı diye öyle bir... Bunun sayısını 7'ye çıkaranlar da var. Evet. Var. Ama biz şunu açıkça görüyoruz ki Medine'de daha çok Mescid-i Nebevi'de Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman girişte evet, orada 15 gün kadar Kuba'da kaldı. Onun için Kuba Mescidi. Heh, Kuba Mescidi. İlk mescit. İlk mescit olarak kabul ediyoruz. Tarihte evet, görülüyor. Şimdi bu hocam aynı zamanda şeyi de gösteriyor. Yani şunu söyleyebiliriz herhalde. Müslümanların hayatlarını mescit odaklı dizayn ettiklerini görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber gelir gelmez aklına ilk gelen şey Kuba'da mescit. Normalde orada kaldığı süre çok az. Yani Mescid-i Kıbleteyn sonra kuruldu. Onun için Kuba Mescidi'nde ilk cuma kılındığına dair rivayetler de var. Evet. Böyle yani Peygamberimiz mesela ondan önceki 13 yıl içinde evet, cuma namazı kılmadığını biliyoruz. Biliyoruz. Mekke'de evet. Bu durumda
hicret sırasında Kuba'ya gelince orada geçen ilk Cuma'da Cuma namazını kıldırıp ve hutbe okuyor. Orada hocam hutbe irade ediyor. Tabii yani Ranuna Vadisi'nde, Cuma namazı kıldığı rivayeti de var. Kuba Mescidi'nde değil de hocam yola devam ederken Cuma günü orada iki farklı rivayetler var tabii ki ama Ranuna Vadisi'nde yani o civarda evet yani, o civarda bölgesinde olduğu için evet, genellikle şekilde böyle ifade ediliyor. Ondan sonra hatta burada tabii şu bilgiyi de bunlar teferruat ama yani tabii. izleyicilerimiz arasında öğrencilerimiz de var. Farklı bilgiler de var. Onları da en azından bilsinler. Peygamberimiz gelmeden önce de mektup yazarak gönderdiği, daha önce kendisinin gönderdiği Musab'a sen cuma namazı kıldır diye rivayetler de var. Yani Peygamberimiz gelmeden de cuma namazı kılındı diye bilgiler var. Esad bin Zürare'nin olduğu, onun bulunduğu yerde. Tabii bunlar tahkike muhtaç. Yani rivayet ama acaba gerçekten öyle oldu mu olmadı mı? Ama biz tabii ki Hazreti Peygamber'in ilk cumasını burada esas alıyoruz. Şimdi bu durumda her iki uygulamada gerek hicretten önceki, işte Akabe biatlarından sonra Mekke'de oluşan, işte Medine'de oluşan toplum içinde tabii bir araya gelecekleri yer yine mescitti. Evet. Ve namazlar vesilesiyle bir araya geliyordu Müslümanlar. Evet. Bu bakımdan namaz kılma mescitle müesseseleşmiştir. Evet. Ben zaten meseleye o gözle bakılması gerektiğini yani düşünüyorum şahsen. Sadece namaz değil müesseselerden birisi de bildiğimiz Ramazan orucu. Ramazan orucu tamam ferdi bir ibadettir. Yani sadece ben Mehmet Şeker olarak oruç tutuyorum. Ama bu orucun topluma yansıması lazım. Birisi benimle kavga etmek istediği zaman ben oruçluyum diyorum. Demeliyim ki onunla olan ilişkimi ona göre ayarlayayım. Veya o oruçlu olduğunu düşünerek kavga etmekten vazgeçmeli. Nefsine de oruç tutturmalı. Yani sadece yiyip içmeden kendini engellememeli. Diğer davranışlarına da hakim olacak ve toplumu bütünüyle ilgilendirecek bir ibadet olarak orucu tutmalı ki bu böylece müesseseleşsin. Evet. Hocam burada biraz ara verelim. Kıymetli izleyicilerimiz, ikinci bölümde tekrar beraber olacağız. İzleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde tekrar beraberiz. İslam'da Sosyal Dayanışma Müesseseleri kitabı üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Şeker hocamız. Birinci bölümde daha çok insanın durumuyla alakalı konuştuk. İnsanın yaratılışı, emaneti üstlenmesi, namaz, son kısımda da oruçtan biraz bahsettik. Hocam oradan devam edelim. Müessese olarak oruç demiştik en son. Orucun
topluma yansıması yönüyle müesseseleşmesi evet. lazım dedik. Ve bunun tabii ferdi olan tarafı da var, topluma, toplumsal tarafı da var. Evet. Malum iftarlar düzenleniyor. Evet. İftarlarda daha çok aslında öncelikle aile içi iftarlar evet. ağırlık kazanıyor. Çünkü belki de bir yıl boyunca, 11 ay boyunca bir araya gelemeyenler mübarek Ramazan vesilesiyle iftarlarda bir araya geliyorlar. Evet. Bu bir işte farklı tarafı. Aynı zamanda oruçlu olup da iftar edecek kadar bile varlığı olmayan muhtaç insanları iftarlara evet. davet etmek, iftar, onlara iftar ettirmek evet. Vesilesiyle bir araya geliniyor. Yine Ramazan'da oruç tutamayacak durumda olan, mazereti olanların fidye verdiklerini biliyoruz. Evet. Bu yani vermeleri gerekiyor. Bu fidyeleri de zekat verilen müesseselerin başında gelen fakir ve miskin diye ifade edilen muhtaç insanlara evet. verilmesi gerekiyor. O bakımdan oruç bir müessesedir. Evet. Bence ibadet olarak aslında insanın hayatı ibadet zaten. Evet. Sadece namaz kılması, evet. sadece oruç tutması evet. veya sadece diğer beş, İslam'ın beş şartını yerine getirmesi evet. değil, hayatın bütünüyle ibadet anlayışı içinde geçmesi evet. gerekiyor. Onun için bunlara ibadet müessesesi diyoruz. Diyoruz. Evet, zaten aslında ibadetler de bunun için var. Yani ibadet insanın doğru. toplum içinde faydalı bir fert olmasını sağlayan bir unsur olması lazım. Yani namaz kılıyor, oruç tutuyor ama topluma faydalı bir insan değilse orada bir problem var demektir. Aksine zulmediyorsa, ha, evet. kul hakkı yiyorsa, işte değişik evet. alanda olumsuz yollarda bulunuyorsa, insan öldürüyorsa, evet, evet. Bunları İslamiyet kesinlikle kabul etmiyor. Bunları sosyal dayanışmayı engelleyen kurumlar olarak görüyorum. Zaten ben... Şimdi hocam bu kitaptan yine öğrendiğimize göre yani namazı bir müessese olarak ele alabiliriz, orucu bir müessese olarak ele alabiliriz, zekat mesela, zekat da önemli bir müessese, bir doğru. kurum olarak ele alabiliriz. Çünkü gerçekten de İslam toplumlarında tarihi yönden de baktığımız zaman öyle dönemler olmuş ki fakir, zekat verecek fakir bulunamamış. Bu ne kadar önemli bir şey. Yani aslında bugün İslam toplumlarında da bugünkü manada eğer bu infak düşüncemiz olmasa bizim birçok problemlerle karşı karşıya kalırız. Yine bu infak problemi, infak konusuna yani zekat, sadaka-i fıtır, daha başka yardımlar konusuna Müslümanlar teşvik edildikleri için toplumda bir takım arızaların çıkmamasını görüyoruz. Bunu müşahede ediyoruz. Bu yönüyle baktığımız zaman zekatı bir müessese olarak değerlendirebiliriz herhalde hocam, değil mi? Şüphesiz zekat müessesesi olarak en çok kavram kullanılan müessese zekattır. Olur. Evet. Tabii müessese derken gençlerimiz belki anlamaz. Kurum diyoruz. Kurum, yani. Evet. Kurum, kuruluş. Yani işleyen bir yapı evet. var. Bu yönüyle zekat kurumu veya zekat müessesesi toplumu ilgilendiren ve toplumda ihtiyaç sahiplerinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen evet. bir kurum. Ve Tevbe suresinin 60. ayetinde de bu insanları sayıyor evet. Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla zekat verecekler varlıklı insanlardır. Evet. Belli nisaba ulaşan insanlar zekat vermek zorundadırlar. Evet. Yani tıpkı namaz kılması gerektiği gibi, oruç tutması gerektiği gibi zekat da vermesi gerekiyor evet. Müslümanın. Tabii. Eğer hali vakti yerindeyse, belli bir ölçüde zenginse. Zenginse.
tabii yani herkes zekat verecek derken fakir zekat verecek veremez manası çıkmamalı bunda da. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de bu Tövbe suresindeki ayette de bunu sadaka ifadesiyle ifade ediliyor. İfade evet. ediliyor. Sadaka kelimesi çok genel bir kavram. Evet. Sadaka kelimesini nasıl şey yaparız? Bu herhalde? Sadaka hocam doğrulukla alakası olan bir şey. Sıdk falan aynı kökten geliyor. Yani bu tabii bu yönüyle insan zekat kavramı biraz daha malı temizleme anlamını ifade ediyor. Burada bir doğruluk ifadesi ile bağdaştırılabilir yani. Müfessirler o sadakayı evet. zekat olarak tercüme etmişler. Evet, öyle tercüme etmişler. Öyle yorumlamışlar. Evet. Ve bunu bir insana Kur'an-ı Kerim'de zekat da geçiyor yalnız. Geçiyor tabii. Huz min envalihim sadakaten diyor mesela bir yerde. Başka yerde de atüz zekat. Atüz zekat. Evet. Zekatı veriniz, evet. zekatı alınız. Alınız, evet. Sadakayı. Şimdi insan vücudunun eklemlerini birbiriyle yardımlaşmasına sadaka deniliyor. Evet. Bir hadis var. O hadiste sülama ifadesi kullanılıyor. Bu parmaklarımızın üç eklem yeri evet. kastediliyor. Bunlar olmadan bu parmaklar hareket edemez. İşte nasıl bunlar birbirleriyle yardımlaşıyorlarsa toplumda da insanlar böyle birbirleriyle yardımlaşmaları gerekir. Bu sadakadır diyor Peygamberimiz hadisinde. Evet. Ben o sadaka evet. kavramını açıklarken o hadisi uzun olarak aldım ve onu güzel bir bağlantısı var. Evet. Evet, çalıştım. Tıpkı işte insan kollarında, dirseklerinde, dizlerinde, evet. ayak bileğinde, el bileğinde veya parmaklardaki o hareketliliği sağlayan bu kavram toplumda hareketliliği sağlayan sadaka ile evet. özdeşleştiriliyor. Evet. O bakımdan yani ben bunu yani sadakanın bu anlamda toplumu ayakta tutacağına ve asıl önemli bir müessese olarak toplumu kalkındıracağına inanıyorum. Evet. Müslüman kalkınan insan olmalıdır. Evet, evet. Müslüman fakir olmamalıdır. Evet. Çalışmak çok önemlidir. Daha sonra mesela ahilik müessesesinde ele alınırken şunu ifade ediyoruz. Ahiliğe giren bir insan mutlaka bir meslek sahibi olacak. Evet. Bir ticaretle uğraşacaktır. Bir el işi olacaktır. İster ayakkabıcı olsun, ister marangoz olsun, evet. ister terzi olsun vesaire gibi. Üretecek. Üretim evet. yapan insan olacak. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Peygamber'in uygulamalarında da üretici insan olmaya önem verilmiş. Evet. Ama helalinden üretecek. Tabii. Alnının teriyle evet. çalışana karşılığı verilecektir buyuruyor evet. Peygamberimiz. Bilhassa İslam'ın ilk döneminden itibaren rol model olan kişi Hazreti Muhammed'dir. Aleyhisselam. Evet. Aleyhisselam. Kendisi bizzat ticaretle meşgul olmuş evet. Ve çeşitli şehirlere hem Yemen tarafına hem Suriye tarafına ticaret kervanları düzenleyerek evet. Alışveriş yapmış. Hatta Furkan suresinde olacak herhalde. Peygamberimizi eleştirirken o diyor peygamber olsaydı böyle çarşıda gidip dolaşmazdı. Dolaşmazdı diye tenkit ediyorlar peygamberimizi. Evet. Halbuki burada o ticari faaliyette bulunuyor. Evet. Bizzat kendi hayatını alnının teriyle evet, kazanarak temin ediyor. Evet. Çocuklarının rızkını böyle kazanıyor. Mesela en çok sevdiği arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ona borç olarak veriyor. Veya evet. ondan aldığı parayı, borcu sonra ödüyor. Ödüyor evet. Yalnız ondan değil, gayrimüslimlerden de Peygamberimizin borç aldığına dair bilgilerimiz var, rivayetler var. Öyleyse Peygamberimiz ticari hayatın tam içinde, evet. her yönüyle içinde. O bakımdan bu müesseseleşme
toplum içindeki bu müesseseleşme bir bütün olarak ele alınmalı, evet, ve Hazreti Peygamber'in hayatını bu yönüyle de incelemek gerektiğini, evet, ben düşünüyorum ve derslerde de söylüyoruz. Evet. Hocam şimdi zaten Medine'ye geldiği zaman Peygamberimiz bakıyoruz ki orada gerçekten ekonomik yönden bir canlanma meydana geliyor. Evet. Hazreti Peygamber'in teşvikiyle. Yani Yahudiler ticareti ellerinde tutuyorlar Medine'de. Ama muhacirler geldikten sonra yani bir 500 kadar insan belki diyebiliriz ama bunların en az 100 kadar aile reisi var. Ve bunlar ticarete çok önemli katkıları var. Kaynuka pazarı var. Hazreti Peygamber buyuruyor ki hemen yanında siz de pazar kurun. Hı hı. Yani siz niye gidip onların pazarında iş yapıyorsunuz? Yapabilirsiniz ama kendiniz de bir pazar kurun diyor ve Peygamberimizin teşvikiyle bir Müslüman pazarı kuruluyor. Ve kısa zamanda Yahudi pazarını geçiyor bu pazar. Bu Peygamber çarşısı, evet, Sükun Nebi deniyor. Evet. Şimdi dediğiniz gibi Peygamberimiz gerçekten de Müslümanları ticari hayata, zirai hayata, çalışmaya son derece yönlendiriyor. Ve onun için de ekonomik olarak kısa zamanda Müslümanlar zenginleşiyorlar, muhacirler. Yani Medine'ye geldikleri zaman hiçbir şeyleri yok. Her şeylerini bırakmış gelmişler. Yani çünkü Mekke'den kaçar gibi çıktılar. Bütün mallarına el koydu Mekkeliler ama Medine'ye geldikleri zaman kısa zamanda ticareti de iyi bilmeleri sebebiyle bu İslam'ın da teşvik ettiği Hazreti Peygamber'in de önderliği sayesinde kısa zamanda zengin oldular. Mekkeliler ticarete önem verdiler. Medineliler de tarıma önem verdiler. Zaten o tarım uğraşıyorlardı. Evet, tarım, evet, toplumuydu. O bakımdan Medine'de zirai faaliyetler, evet, oldukça gelişti ve Peygamberimiz de teşvik etti. Evet. Hem çiftçiliği, ziraatı, tarımı, evet, hem de ticareti, evet, teşvik etti. Bu iki güç birleşince, ticaretten anlayanla ziraatten anlayan birleşince, evet, Medine'de önemli bir güç haline gelmiş oldu. Onun için ben bir de kitapta Amel-i Salih konusunu, evet, ele aldım. Amel-i Salih de aslında hayırlı iş, hayırlı iyi iş yapmak, evet, evet, demek. Evet. Bütün topluma faydalı olan her iş amel-i salih. Amel-i salihtir, evet. Yani sadece 5 vakit namazı kılmak amel-i salih değil. Evet. Toplumda muhtaç olan insanları gözetmekten tutunuz da, evet, yolda geçen insana selam vermek de amel-i salih. Evet. Veya yine bizim toplumumuzda var, vakıf müessesesinde, evet, de bunu görüyoruz. Mesela çirkin bir manzara arz ediyor. Birileri yola tükürmüşler veya göze hoş gelmeyen bir durum var, görüntü, evet, ortaya çıkmış. Onun kapatılması, kapattırılması da bir amel-i salih olarak, evet, görünüyor. Tabii. Yolda insanların veya gelip geçen hayvanların ayağına takılıp da onlara zarar verecek olan taşların alıp kenara kaldırılması da bir, evet, amel-i salihtir. Evet. Bütün varlıklara hitap eden, evet, bir kuş yuvası yapmak da amel-i salihtir. Evet. Amel-i salihi böyle geniş bir çerçevede ele almak, evet, ve İslam'ın sosyal dayanışmaya ne kadar önem verdiğini gösteren bir örnek o müessese olarak, evet, ifade edebiliriz. Edebiliriz, evet. Şimdi tabii ki hocam yani zekatı bir müessese olarak ele aldığımız gibi hac da bir, doğru, müessese olarak ele alınabilir. Doğru. Hacca önümüzdeki İki ay sonunda hac, evet, mevsimi gidecek, geliyor. Müslüman kardeşlerimiz, evet, var. Allah kabul etsin. İnşallah tamamlamayı nasip etsin. Evet. Hac aslında evrensel manada bir müessese. Bir kurum, evet. O bakımdan bu ibadet kavramı içinde İslam'da sosyal dayanışmayı sağlayan ve insanların tanışmasını, kaynaşmasını, birbirleriyle bir arada yaşama, birlikte, hatta birlikte yaşama. Çünkü birlikte yaşamakla bir arada yaşamak arasında ben ayrı bir anlam, evet, farklılığı düşünüyorum. Müslümanlar birlikte yaşarlar. Evet. Aile birlikte yaşar. Camide birlikte namaz kılınır. Evet. Ama
gayrimüslimler, Hristiyan, Musevi, Müslüman aynı şehir içinde yaşıyorlarsa bir arada yaşarlar. Bir arada yaşarlar. Evet. Yani çünkü Musevi sinagoguna, havrasına gider. Evet. Hristiyan kilisesine gider. Evet. Müslüman da mescidine, camisine gider. Gider, evet. Bunlar birlikte gitmezler. Ayrı ayrı bir arada yaşadıkları bir toplum içinde giderler. Dolayısıyla bir arada yaşama ile birlikte yaşama ayrı şeyler olmuş oluyor. Kavram olarak böyle anlaşılması lazım. Ve bu sosyal dayanışma içinde gerekli zaten. Evet. Çünkü havrasında ibadet eden Yahudi'ye, komşusuna, yine kilisesinde ibadet eden rahibe veya Hristiyan'a, camide ibadet eden Müslüman'a saygı gösterirler. Evet. Bir arada. Ben çok İzmir'de çocukluğum geçti. Oradan biliyorum. Bir gün annem Havra Sokağı, İzmir'de mezarlık başında bulunan bir sokak, bir kasaba uğruyor. Kasaptan et istiyor. Kasap diyor ki, hanım sen bizden alma, karşıdaki kasaptan al diye yönlendiriyor annemi. Annem çok kızıyordu, benim paramı beğenmedi nedir diye. Akşam babama anlattı. Hangi kasaptı dedi, şu kasap. O dedi Yahudiydi. Yahudiydi. Sana vermek istemedi, seni karşıdaki Müslüman oraya kasaba gönderdi dedi. Evet. Bu çocukluğumdan beri benim hatırladığım çok önemli bir hadise diyorum. Osmanlı şehirlerindeki birlikte yaşama modeli, bir arada yaşama modeli bakımından önemli. Ama birbirlerine saygılı. Saygılı tabii. Belki yardımlaşma da yapıyorlar değil mi hocam birbirlerine? Gayet tabii. Yani. Ve zaten zekat ve sadaka müessesesini de işletirken gayrimüslimlerin muhtaçlarına da fakirlerine de zekat verilebileceği gibi bir fetvayı fakihler vermişler. Adam muhtaçsa, evet. Yani gerçekten ihtiyacı varsa mecburen ona belki Müslümanlar da yardım ediyorlar. Elmalı'da olacak miskin ifadesini biraz ayette, bu manada tefsir eden bazı müfessirler olduğunu kaydediyor. Doğru yine. Yani innema sadakatil fukara diyor. Vel mesakin aslında innema sadakatul fukara'il müslimin demiyor. Evet. Ya da innema sadakatul fukara'il mesakinil müslimin demiyor. Nihayetinde o öyle de yorumlanabilir. Yani ve toplumda fakir ihtiyaç sahibi kalmayacak. Kalmayacak evet. Zaten Hazreti Peygamber de hani biliyorsunuz buyuruyor. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Ve komşu derken adamın Yahudi komşusu da olabilir. Tabii. Hristiyan komşusu da olabilir. Tabii. Ki zaten hani biz biliyoruz tarih kitaplarından ve yaşadığımız tecrübelerden adam Hristiyan komşusunu da iftara çağırıyor. Evet. Yani ya da işte ziyafetine çağırıyor. Ya da yaptığı yemekten ona gönderiyor. O da ona gönderiyor. Yani karşılıklı bu işte bir arada yaşama kültürünün tezahürleri olarak bunlar. Bunu biz özellikle Osmanlılar zamanında Osmanlı coğrafyasında gezmiş olan seyyahların seyahatnamelerinde de eserlerini de okuyoruz. Okuyoruz yani. Çok örnekleri var bunun. Yani birbirleriyle kaynaştıkları, birbirlerini desteklediklerine dair. Evet. Bu da işte İslam'ın hoşgörüsüyle alakalı bir şey. Değil mi hocam yani? Yani İslam'ın temelinde var. Temelinde var. Hoşgörü dersek sanki olmayan bir şeyi göstermiş gibi yorumlama belki ortaya çıkabilir. İslam bütün insanlara gerekli sorumluluğu yüklemiş. Evet. Müslümanlara daha çok yüklemiş. Evet. Diğer insanları da kazanmak üzere müellefet-i kulub, yine müellefet-i kulub dediğimiz o insanları da kazanmak Müslümanın vazifesi. Evet. Nasıl kazanacak? Ona örnek olarak kazanacak. Kendisi örnek olacak her yönüyle. Bir de İslam tarihinde başka örnekler de var. Mesela cizye alıyor malum. Halid bin Velid miydi? Halid bin Velid var. Sonra o Koruya büyük bir güçlü bir Bizans ordusu geldiğini haber alınca Bizans'ı geri dağıtıyor. Evet. Bu Belazuri'nin fütuhunda var hocam. Evet. Yani Hıms'ı alıyorlar Müslümanlar. Evet.
humus. Bu o gün tabii Hims adı, evet, ama bugün doğru. Humus diyoruz biz. Doğru. Humus şehrini alıyorlar. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Halid bin el-Velid de var. Alıyorlar orayı. Fakat bu Yermük Savaşı öncesinde kuzeyden büyük bir ordu geldiğini anlayınca diyorlar ki biz bu Humus civarında bu orduyla başa çıkamayız. Ancak Yermük civarında arazi bizim için müsaittir. Biz 20 bin küsur ordumuz var orada Müslümanların. Karşı taraf 100 bine yakın bir ordu. Hatta daha fazla. Daha fazla. Biz bu civarda, burası bu arazi bu için, bu savaş için uygun değil. Ama Yermük civarı biraz bu savaş için, gerilla savaşı için uygun bir yer. Geri çekilmek istiyorlar. Geri çekilirken Humuslulara topladıkları cizyeyi geri iade ediyorlar. Adamlar şaşırıyor. Şaşırıyor adamlar. Evet. Hatta onların daha sonra Müslüman ordularında bu olayın da etkisi olduğu belirtiliyor. Evet, evet. Onun için İslam insanlara örnek olan bir din olması lazım. Burada tabii adalet çok ön plana çıkmış oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Hocam yani adalet İslam'ın temelinde yer alan müessese bu. Hakkaniyet, insaniyet, adalet. Evet. İnsaniyet. Evet. Çok önemli. Evet. Buna benzer İslam'da sosyal dayanışma müesseseleri ihtiyaç halinde ortaya çıkmış müesseseler. Evet, evet. İşte vakıf bunlardan birisi. Bir tanesi. Bu aslında ele aldığımız konular hepsi müstakil program konusu olacak kadar geniş olan evet. Konular. Biz çok genel hatlarıyla aldık evet, hocam. Bugün bir çerçeve çizmeye çalıştık. Evet. Vakıf müstakil olarak ele alınması lazım ve konuşulması lazım. Tarihte devasa bir müessese vakıf zaten. Evet, evet. Medeniyet tarihimizde İslam medeniyeti vakıf medeniyeti olarak da anlatılır. Evet. Dolayısıyla vakıf yapılan müesseseler müesseselerin başında ilmi müesseseler geliyor. Evet. Toplumu ilgilendiren, toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık, sosyal yardım müesseseleri geliyor. Evet. Hastaneler gibi, evet. Darüşşifalar gibi, ibadethaneler gibi müesseseler var. Çeşmeler, hamamlar. Bunun yanında su yolları. Evet, su yolları. Çeşmeler, yollar, hatta ormanlar tesis edilmesi, korunması, muhafazası da yine vakıf çerçevesi içinde ele alınabilecek olan konular. O bakımdan İslam'ın medeniyet olarak kurduğu, İslam medeniyeti dediğimiz zaman akla gelen müesseselerin başında vakıf müessesesi gelir. Gelir, evet. Peki hocam teşekkür ederiz. Yani bu güzel bir program. Genel hatlarıyla meselelere baktık. İnşallah ileride bu vakıf konusunu daha özellikle bizim Türk toplumu açısından ele alırız. İnşallah. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın kıymetli izleyiciler.